Gelin ayrılabilir diferansiyel denklemlerle ilgili bir alıştırma yapalım. Diyelim ki bu diferansiyel denklem y'nin x'e göre türevi 2y kare olsun ve bu denkleme özel çözümlerden birinin grafiği de 1'e eksi 1 noktasından geçiyor olsun. Sizden bu çözümü 1'e eksi 1 noktasından geçen bu denklemde x üçgen y'nin ne eşit olduğunu bulmanızı istiyorum. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu duraklatın ve sorunun cevabını benden önce kendi başınıza bulmaya çalışın. Evet, denediniz ve tahminen buldunuz. Şimdi bu ayrılabilir diferansiyel bir denklem. Ayrılabilir dediğime dikkat ettiniz değil mi? Aslında size çok büyük bir ipucu verdim. Ayrılabilir. Bu denklemin x'lerini y'lerinden ya da tüm x ve dx'leri y ve dy'lerden ayırabilirsiniz. Nasıl mı? dy dx 2y kareydi. İki tarafı da dx ile çarpalım. Bunu yaptığımızda Bununla bu birbirine götürecek ve dy eşittir 2y kare dx elde edeceğiz. Daha işimiz bitmedi, 2y kareyi sol tarafa taşımak istiyorum. Bunun için iki tarafı bir de 2y kareye bölelim. Evet, iki tarafı 2y kareye böldüğümüzde sol tarafta 1 bölü 2y üzeri eksi 2 dy eşittir dx. Evet, artık integral alabiliriz. İki tarafın integralini alırsak, evet azıcık yer açalım. Sol tarafta kuvveti arttırıp sonra o değere böleceğiz. Kuvvet eksi 2 olduğu için, eksi 1 bölü 2'ye üzeri eksi 1 olacak. Ve bunu eksi 1'e böleceğiz. Buraya diğer videolardaki gibi bir de artı c yazacağım. Bu arada bu rassal sabit iki tarafta da olacağı için birbirinden çıkaracağız ve bu yüzden de sabiti tek bir tarafa yazabiliriz. dx'in integralini alırsak x eder. Eşittir x. Az önce bahsettiğim gibi artı c'yi de buraya ekleyelim. Buradan y'nin ne eşit olduğunu bulmak için eşitliğin iki tarafını eksi 2 ile çarpabiliriz. Sol tarafta y üzeri eksi 1 ya da 1 bölü y eşittir. Eksi 2x artı eksi 2 çarpı c ya da c herhangi bir sabit olduğundan c olarak kalabilir. İki tarafın tersini alalım. y eşittir 1 bölü eksi 2x artı c elde ettik. Ve şimdi de soruda bize verdikleri diğer bilgiyi, yani çözümün geçtiği nokta bilgisini kullanıp c'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz. x eksi 1 iken, hayır düzelttim, x 1 iken y eksi 1'miş. Eksi 1 eşittir 1 bölü eksi 2 artı c. Eksi 1 eşittir 1 bölü c eksi 2. Iki. i̇ki tarafı c eksi 2 ile çarparsak, ekranı biraz aşağı kaydırıp kendimize yer açalım. Eksi 1 çarpı c eksi 2, 2 eksi c eder ve bu da 1'e eşit olur. Buradan buraya eşitliğin iki tarafında c eksi 2 ile çarparak geçtiğimizi bir kere daha hatırlatayım. Devam edelim. İki taraftan 2 çıkaralım. Eksi c eşittir eksi 1. Ve son olarak iki tarafı eksi 1 ile çarpınca da c'yi 1 olarak buluruz. Özel çözümümüz y eşittir 1 bölü eksi 2x artı 1'miş. Bizden özel çözümü değil, x üçgen y'nin neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar, öyle değil mi? Hemen yazalım. y eşittir 1 bölü 3 kere eksi 2 eksi 6 eder. Evet 1 bölü eksi 6 artı 1 de 1 bölü eksi 5 ya da eksi 1 bölü 5'e eşittir. Bu kadar.